Dün işe gitmesen de beraber petrol battaniye örsek. Ne yapsak? Petrol battaniye örsek diyorum. Ya şöyle, ben Zeynep için bir battaniye örmek istedim. Tuna, Emine ve Gönül de bana katılacak. Böyle hep beraber yapacağız. Sen de işte bizle kal diyorum. Hep birlikte patchwork işine giriyor Salim Bey. Baba. Taş burnu erkeğe Haluk oturup evde örgü örecek. Sen bana şu kitabı versene. Vereceğim zaten. Ben bitireyim. Vereceğim, sen de okuyacaksın. Ya ne olur uyum bozanlık yapma. Bak Tuna da gelip örecek. Hadi. O zero. O yakında böyle saçlarını bigudi falan da takar. Kolektif bir çalışma olacak. Senin de emeğin olsun şu battaniyede. Bak Zeynep'e öreceğiz. Ne yapıyorsanız yapın, beni karıştırmayın. Benim birinci parçam bitti. Süpersin vallahi Tuna ya. Tabii ki. Ne kadar hızlısın. Ben bu konularda çok ustayımdır Meltem, bildiğin gibi değil. Harika. Mesela iki ters bir yüz, haroşo, efendim rokoko, hepsini çok iyi bilirim ben. Yani sıkıldığınız... Ya Gönül, yanlış örüyorsun. Tuna sen kendi işine bak, bu ya, benim stilim. Ya, öyle olmaz ki, yanlış... Sen karışma. Ayrıca patchwork'in mantığı bu zaten. Herkesin ayrı yapması gerekiyor. Neyse Meltemciğim, şimdi o konuya gelelim yine. Bence Haluk ilk defa haklı. Boş ver, takma kafana, o da öyle biri işte. Ama dayanamıyorum Gönül. Yani her şeyimi kopyalıyor, her şeyimi kopyalıyor. Delireceğim yani. Ay biliyorum, biliyorum da sen Haluk'u dinle. İyi tarafından bak olaya. Lütfen yani. Ay vallahi sağ olun yani. Siz olmasanız böyle bu kadar hızlı bitiremezdim Zeynep'in battaniyesi. Şimdi bir günde bitecek. Aa, olur mu? Bizim de kafamız dağıldı. Ne güzel oldu işte. Hoş geldiniz. Dünür Hanım geldi. Hoş bulduk. Merhaba Dünürcüğüm. Merhaba. Uy, ne yapıyorsunuz? Örgü örüyoruz. Zeynep'e battaniye, patchwork. Örgü örmek benim köpek adımdır. Bayılırım. Sizin de insan kendi mi böyle işler? İşte elimden geleni yapıyorum. Buyurun. Yapıyorum bir şeyler. Ben sana öğretirim. Hızlıca bitirirsin. Emine'cim, bana bir yün ve şiş ver bakayım. Ne renk istersiniz? Tünürcüm'ün renginde. Pembe. Pembe benim rengim. Sultanım aslında başka renkle de örebilirsiniz. Yani patchwork yapıyoruz. Herkesinkinin farklı olması lazım. Herkes farklı. Biz bir örnek Tünürcüm. Bunu unutmayacağız. Çok güzel. Meltem çok güzel gidiyor. Bitti zaten. Sürat da iyi, gayet iyi. Evet, gayet başarılı. İlmek atladın Emine. Dikkat et, ilmek at. Al, geri al, geri al. Bir tane geri al. Geri al, ilmek gitti oradan. Tuna Bey, bir rahat bıraksanız da örsem sizin yüzünden ilmek kaçırdım ya. Tamam, onu söylüyorum. Sök 2-3 ilmek. Sök. Akar gider vallahi. Akar gider. Dikkat et. Kaplumbağa örse daha hızlı bitirirdi Emine. Yani evdeki herkes senin kadar yavaş örseydi ha bu battaniye önümüzdeki kışa zor biterdi. Bilemiyorum yani. Neyse. Sultan Hanım, siz de bayağı hızlı örüyorsunuz yani maşallah. Hızımı alamadım Dünürcüm. Gerisi biraz pembe ağırlıklı oldu ama... Neyse. Aa, Mr. Forrester arıyor. Aa, işle ilgilidir herhalde. Aç konuş. Ne arası ne bileyim. Hello Mr. Forrester. How are you? Very good. Thank you. How is everything? It's nice, not bad. Tuna is sending his regards to you and also Gönül. Yes, you're right. It's my fault. I'm so sorry. I should have notified you. Tönürcüm, ne kadar da akıcı konuşan ecnebiciyi. Meltem'in İngilizcesi yani ana dili gibidir. Tüysun. Evet diyorum. Yeah, okay. Thank you so much. You're so kind. Hope to see you too. Okay. Bye bye. Tunucuğum. Nerede öğrendin böyle İngilizce konuşmayı ya? Ya şey, ben okulda öğrendim. Sonra da hem iş hayatında konuşarak hem de biz bir süre Amerika'da kaldık Haluk'la. Orada daha da iyi öğrendim tabii. Anladım. Ne dedi Meltem? Ya benim işten ayrıldığımı yeni öğrenmiş.
Yani hem bir nasılsın, ne oldu diye sormak istemiş, hem şans dilemek istemiş, hem de İstanbul'u merak etmiş, gelmek istiyormuş da. Ha. Bu durumunu falan sordu. Beni özlemiştir, beni o. Gezdiririm ben onu yine. Huy! Yeni mi öğrenmiş işten ayrıldığını? Kirdenkeli galiba bu uşak. Bilmiyorum yani. Mr. Forrester İngiltere'de yaşıyor. Yani şirkete birazcık uzak, zaman zaman iletişim içinde. O yüzden normal geç öğrenmesi. Ha. Neyse, ben gideyim artık. Otursan mı? Az önce çok önemli bir işim çıktı. Ki de onu halletmem lazım. Görüşürüz kankacığım. Görüşürüz Tuna. Görüşürüz. Tuna. Ay Tuna, bayılacağım. Karışma bana. Eksilterek git, daha güzel olacak yani. Karışma. Ha, bitmez öteki türlü. Böyle bir saçma sapan bir şey oluyor yani. Neyse. Görüyor musun? Çıldıracağım yani. Sen görüyorsun asıl. Hoş geldiniz. Oo, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Good evening everybody. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı. Welcome, welcome. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Uncle Kemal. How are you today, Tunurcuğum? Fine. Hayırdır sultanım, siz İngilizce mi öğrenmeye başladınız? Evet. Bugün gittim, hemen bir İngilizce kursuna yazıldım. Başladım İngilizce öğrenmeye. Ama nasıl güzel konuşuyorum, nasıl güzel konuşuyorum. I love you so much, Tunurcuğum. Me too. Hele mutfak. Kitchen. 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 Bize müsaade, hemen dönüyoruz. Müsaade sizin. Sultan Hanım bugün beni Mr. Forrester'la telefonla konuşurken duydu. Sonra da hemen koşu koşu gitmiş İngilizce kursuna yazılmış. Yani İngilizceyi bir tek sen mi konuşacaksın? Ne güzel, bak kadın senin sayende İngilizce öğrenmeye başlamış. Ne var bunda? Sakinliğin var ya, beni deli ediyor. Ne var ya? Hemen ya, bugün duydu hemen. Ne güzel, şapkıdı şapkıdı olmuş. Şapkıdı şapkıdı. Rıza Bey, Türsü Bey İngiliz. Ben? İngilizce dedim de. Vah. Akşam akşam ne diyorsun Sultan Hanım? Bak tepemin tasını attırma. Oy, aramızdaki hava iletişim problemini çözmemiz için senin de benden İngilizce kursuna gelmen gerekiyor. Ana, baba. Sen lan ben kursa gideceğim öyle mi? Evet. Ben Karadenizli Rıza İngilizce kursuna gideceğim. Lan sen ne diyorsun ya? Amanin, yeni sürüm Çetinoğlu family. Mutfak. Yo, burası bayağı eğlenceli. Mutfak. Kitchen. Rıza Bey az önce ana mı dedi? Baba da dedi. Bu adam beni taklit ediyor. Aman Haluk. Amma abartıyorsun. Ne var yani? Dünyada bu kelimeleri bir tek sen mi söyleyebiliyorsun? Evet, bir tek ben söyleyebilirim. Ona ne oluyor? O söyleyemez efendim. Bunlar bana ait kelimeler. Abartma Haluk. Ayşe bak, memnun ol. Niye kızıyorsun ki? Belli ki seni beğeniyor. O yüzden taklit ediyor. Hayır. Bu konuyu senden sonra konuşacağız Rıza Bey. Shut up please. Baba. Ben lan sonra konuşacağım. Ulan tünürlerin yanında beni zıvanadan çıkartma. Çık zıvanadan çık. Tünürlerin önünde zıvanadan çık. Hayır, ne olacak zıvanadan çıksan? Çıksan ne olur ha? Çık da köreyim. Come on be. Çık köreyim, zıvanadan çık. Come on be. Çık come on be. Come on. Bak geliler ha. Ya ben bir dakika, hani böyle biraz sakin olsanız Sultan Hanım siz de. Hani bir sorun varsa hani bunu sakin konuşup çözseniz. Kusura bakma Beyamice, benim karı delirdin ya. Son zamanlarda devşik huyları çıktı ya bunun ya. Uncle Kemal, ben ne dedim? Ha şimdi kötü bir şey mi dedim? Ne dedim ya? Gidelim dedim, beraber İngilizce kursuna gidelim dedim. Sabahları altıda kalkalım, birlikte spor edelim dedim. Beraber yapacağımız bir hobimiz olsun dedim ya. Baba. Sultan Hanım'a bak. Birlikte yapacağımız bir hobimiz olacağım. Ulan sabahın altısında kalkacağım ben, spora gideceğim. Neymiş? Uzun yaşa, sağlıklı yaşa. Ulan istemiyorum. Ara.
İstemiyorum, istemiyorum. Sağlıklı yaşamak, uzun yaşamak istemiyorum. Alnımıza ne yazılırsa onu yaşarım, tamam mı? Bu aldım. Kicim. Bir ere iki taş fırın erkeği fazla. Damadı can evinden vurdular. Gürüptün mü? Ne oldu? Hoşuna gitmedi değil mi taklit edilmek? Oh canıma değsin. Bir de bana abartma Meltem deyip duruyordu. O başka bu başka. Ya nesi başka? Rıza Bey sana sultanımın bana yaptıklarının yarısını bile yapmadı. Daha ne yapacak? Taş fırın lügatını almış. Demek ki taş fırın lügatını çok beğenmiş ki taklit ediyor Haluk'cum. Benden başka biri ana diyecek ha ana. Haluk'cum yapacak bir şey yok. Bak Sultan Hanım'a benim hayatımı kopyaladı. Ben yine de bir şey yapamıyorum. Sen de yapamayacaksın. Görürüz. Ben onu bir tavlada yeneyim. O bıyıklar bir gitsin. İnsan içine çıkamasın. O zaman görürüz bakalım böyle ana baba 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 diyebiliyor. Abartma abartma. Sinirlenme. Ben alıştım. Hasbinallah ya. Angel'cığım sayesinde işleri çok ilerledik Tunur'cığım. Bugün Hindistan'a, İngiltere'ye, İtalya'ya hazır balı ihraç ediyor. Ha, İngiltere'den bir müşterimiz var ha. Hello Mr. Forrester. I hope you received your packages on time. Mr. Giovanni, your 10,000 unit order will be handled by car. See. Please, Mr. Manish, please check and verify that both items are correct. Yes, that's what I'm saying. Ait. Ne oldu? Rüyaymış. Ne gördün? Sultan Hanım'ı. Böyle şakır şakır ana dili gibi İngilizce konuşuyordu ama üç ayrı aksanda böyle Hint, İngiliz, bir de İtalya. Ya Meltem sen bu kadar iyice kafayı taktın ya. Hadi yat uyur. Çok acayip damarlık ya. Aa çok... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.